Değerli Kadıköy Düşünce Platformu müdavimleri, sevgili misafirler, platformumuzun 1281. toplantısına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi moderatörlüğümüz seçkin Burak Şenol, yani ben. Konuşmacılarımız ise Mustafa Özcan, Mehmet Sinan Gür ve Ateşen Aybars olacak. Kadıköy Düşünce Platformu'nun uzaktan çevrim içi olarak 16. toplantısını düzenliyoruz bugün. Yaklaşık 25 senedir yaptığımız toplantıların 1281.sindeyiz. Kadıköy Düşünce Platformu kendisini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor. İnsan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim araştırma merkezi olarak kendisini konumlamış durumda. Toplantı gündemimiz bugünkü ise birazdan Mustafa Özcan bize holistik yaklaşımla kozmik evrim konusundaki 16. konuşmasını yapacak. Ardından spiral dinamikler konumuz daha önceki 2 haftada vardı. Üçüncüsüne devam edeceğiz. Konuk konuşmacımız, müdavimlerimizden Mehmet Sinan Gür ise ışık açılım ve etkileri konusundan bahsedecek. Ayrıca haftanın kitabı konusunda da tanıtımlarını yapacaklar. Forum kısmında ise bütün bu günümüzün konusuna ilişkin sorularımızı beraber paylaşarak birbirimize soru cevap şeklinde sunabileceğimiz şekilde bir forum düzenledik. Moderatörümüz ise Ateşen Aybars. Şimdi ben sözü Mustafa Bey'e vermek isterim. Mustafa Bey'in sunumu yarım saat kadar sürecek. Kendisine sözü veriyorum. Buyurun Mustafa Bey. Evet arkadaşlar. 16.'sı olan bugün işte holistik yaklaşımda kozmik evrim konusundaki seminerimizin bugün üçüncüsünde sistem dinamikleri konusunu bir bakıma andıracağımızı tahmin ediyorum. O bakımdan da hemen konunun bir sonraki slaytıyla şeyine geçelim. Kozmik evremin diyagramı olarak gösterdiğim bu diyagram biliyorsunuz Big Bang'den itibaren neredeyse 13,8 milyar yıllık bir dönemi göstermesi açısından bir bakıma böyle de biraz da konik ve de gelişmeyi de gösteren bir yapıda olmuş olan bu diyagram temel olaraktan bizim büyük anlatı dediğimiz, İngilizce'de Big History olarak çok geniş olarak bilinmesine rağmen Türkçe'de herhangi bir şekilde bu konuyla ilişkili bir tek kitap var. Onun haricinde pek bilinen bir terminoloji değildir. Büyük anlatının esasındaki bir diyagramın önünde duruyoruz şu anda. Büyük anlatı 13,8 milyar yıllık bir dönemi kapsar ve sonunda bugünkü evrenimizdeki merkez olarak tabii ki dünyayı almak üzere bir bakıma bugünkü gelişmeleri anlatan bir noktaya kadar getirir. Bir sonrakine geçelim slaytta. Bu diyagrama paralel olarak insan zihninin nasıl geliştiğine dair daha net bir görüntü verebilmesi açısından Drake Hendrix'in Tree of Knowledge sistem dediği ve de dört aşamalı olaraktan bugüne bizi getiren bir model üzerinden konuya dahil oluyoruz. O konuyu şöyle izah edebiliriz. Dört tane spiral gelişme sonucunda oluşan konimiz var. Koni olarak belirtilen bir gelişme biçimimiz var. Ve de en altta tabii maddenin, onun üstünde canlının, onun üstünde zihnin ve de onun üstünde de kültürün gelişme sürecini belirten bir model bu. Bu modelin özellikle ilk etabını olarak gördüğümüz veyahut da ilk konisi olarak gördüğümüz madde kısmını oldukça iyi inceledik. Kozmolojiyi her yanıyla olmasa bile çok yanıyla irdeledik. Biyolojiden az biraz bir şeyler göstermiştik. Zihinle ilişkili olaraktan psikolojik yapıyı,
kaynaklarımızda neler var, neler yok, onlar konusunda da biraz bir şeyler aktardık. Şimdi kültür kısmına geldik. Onu irdeleyeceğiz. Onu irdelerken de spiral bir gelişme olduğu için spiral dinamikleri kavramı üzerinden ilkin kişilikle ilişkili olan durumumuza bir bakalım istiyorum. Bir sonraki. Spiral dinamikler esasında 1914-1986 yılları arasında yaşamış olan Clarence Graves isimli bir Amerikan psikoloğunun o tarihlerde 1960'ların hemen ilk yarısında ortaya attığı bir teorinin bugünkü adı. O zamanları bu isimle anılmamış olan teori bugünlerde spiral dinamik şeklinde ifade ediliyor. Çünkü o tarihte ki onun verdiği isim biraz daha farklı hocanın. Onun ifadesiyle döngüsel düzeyler şeklinde beliren varoluş kuramı demiş. O tarihteki bu kuramına veya modeline diyelim. Niye böyle bir şey vermiş onu da söyleyeyim. Başlangıçta öğrencileri ilk dönem, daha birinci dönem öğrencileri pek çok soru sorar buna. Mevcut teoriler kapsamında psikoloji temelinde olan bu soruların çoğunu cevaplayamadığını hissedince bir eksiklik olduğunu, teorilerin yerli yerinde olmadığını, gelişmeye açık çok değişik bir alanın olduğunu fark ediver ve de onun üzerine kendisi bu tür bir model geliştirmek üzere yola koyulur. Geliştirdiği model esasında o zamana kadar eldeki diğer kişilik modellerinin en eskisi olan tabii Freud'un kişilik modeli derinlik psikolojisi üzerine veyahut da analitik psikoloji üzerine geliştirilmiş bir model. Diğeri ise hepimiz biliyoruz ki Maslow'un gene o tarihlerde 1960'ların hemen başında geliştirdiği ihtiyaçlar üzerine kurduğu bir kişilik modeli idi. İhtiyaçlar hiyerarşisi şeklinde. Bir tanesi bir kutupta, diğeri bir kutupta. Bu ne demektir? İşte sosyal yapı içerisinde dışta ihtiyaçlar var. İnsanın dışarıdan alacağı, içerisinde de kendisinin mücadelesini yaptığı bir zihin yapısı var. O zihin yapısıyla ilişkili olaraktan o tarihlerde mevcut olan en önemli temel sistem teorisi üzerinden ve de sosyo-biyo-psiko yapıları inceleyen bir model ortaya atmış. Bir sonrakine geçelim. Bu modelin özelliği tabii çok esnek olması. O günden sonra hem ismini değiştirirler. Çünkü bugünkü ismi çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü spiral gelişme bir bakıma kaçınılmaz olarak her tür dinamik sistemin içerisinde olan bir şey. O bakımdan modelin içerisine konulan boyutlar veyahut da incelenen insanın gelişimiyle ilgili olan aşamalar değişik adlarla isimlendirilmiş daha sonraları. Ve de bugünkü elimizdeki spiral gelişim dinamikleri modeli ortaya çıkmış. Spiral gelişim dinamikleri modelinin iki kutup üzerinden dediğimiz gibi bir derinlik psikolojisindeki kişilik modeli, öbür taraftaki kişilik modeli de bir bakıma insanın ihtiyaçları üzerine kurulu olan model diyelim. O ikisinin arasında bu modelin özü nereden geliyor diye baktığımız zaman bak özellikle buradaki boyutlar var. İnsanın gelişme süreci içerisinde elde ettiği boyutlar. En altta tabii hayvansal güdülerle oluşan bir boyutu ki zaten hepimiz biliyoruz ki elimizdeki en önemli model olan bu yöne yönelik dışarıdan gelen bize ihtiyacımızı karşılamak üzere verilen imkanların göstergesi olan gereksinmeler modelinde Maslow'un en altta tabii ki biz neyi karşılamış oluyoruz? İhtiyaçlarımızı karşılamış oluyoruz. Bir sonrakine geçelim.
Şimdi buradaki kişilik modelini daha sonra biraz daha değiştirip DISC diye İngilizcesinin kısaltılmışının olduğu böyle bir modele geçiş yapılıyor. O modelde ki kısaltmaların ne olduğuna bakarsak başatlık, etkililik, kararlılık ve de özellikle de vicdanlılık diye ifade edilen bir dörtlü sistem içerisinde geliştirilmiş bir model olarak ortaya çıkıyor. Bu model de biraz diğerine benzemekle birlikte bundaki olmayan nedir bu kişilik modelinde? Spiral gelişmeyi bütünsel olarak değil de sadece döngüsel bir gelişme olarak görülüyor. Ama buranın diğerinden, öbüründen biraz daha değişik bir tarafı nedir? İki tane temel boyut, dört tane pardon eksenlere bakarsak esasında kutupsallığı daha fazla olmak üzere iki eksenli bir düzlem üzerinde bir gösterimi tercih ediyorlar. Bu gösterimde de edilgen, etken, kontrollü ve açık olarak, dışarıya açık olarak ve de iç tarafta da bireysel ve sosyal, aynı zamanda da etki eden ve edilen şeklinde eksenler üzerinden bir model geliştirilmiş. Bu da değişik bir model sayılır, kişilik modeli. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, evrimsel gelişim dalgaları olarak verdiğimiz veyahut da dinamiği olarak gösterdiğimiz veyahut da seviyelendirdiğimiz düzeyleri olarak diyebileceğimiz dalga demekten ziyade düzey demek gerekir. Gelişim düzeyleri her bir katman belli bir seviyede belli bir zamanda insanda ortaya çıkan durumu ifade ediyor. Bu doğrudan doğruya en son şekli neyin? Spiral dinamikler şeklinde ifade edilen kişilik modelinin şekli. Bu şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta bireysel ve grupsal olarak bir ayrım yapıyorlar. Bir de içten ve dıştan olarak bir ayrım yapıyorlar. Bu iki ana kutubun içerisine pek çok insanın özelliğini veya davranış biçimini buraya yerleştiriyorlar. Onları okumak mümkün orada. Değişik isimler altında İngilizcesini vermişler burada ama hepsinin Türkçesi de var. Tabii bir akış içerisinde oluyor bu insanın gelişim süreci içerisinde. O akış nedir? İşte zaman içerisinde bir değişik karakterler kazanıyor. Veyahut da karakter demeyelim, değişik özellikler kazanıyor insan, birey. O bireyin bu değişik özelliklerini nereden aldığına dair, nasıl geliştiğine dair kolayca ifade edilebilecek şekilde bir evrimsel gelişim modeli oluşturmuş oluyorlar. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar, kültürel evrime geçmeden önce tabii şimdi niye kültürel evrim diyoruz? Çünkü en tepedeki Greg Hendricks'in bütün evrimin, insanoğlunun geçireceği bütün evrim... Mustafa Bey, kesiyorum. Özür dilerim Mustafa Bey. Ben burada bir soru sorabilir miyim? Kestim, kusura bakmayın da. Evet, yani evet. Demin sorayım istedim, soramadım. Bu şekilde gitmemiz mümkün mü? Hani soru cevap belki daha iyi olur diye. Tamam. Mesela bu spiral gelişme biraz karışık geliyor da uzaktan bakınca. Ben şimdi anlamaya çalışıyorum. Yeni adapte oldum diyelim. Spiral gelişme modelinin özü nedir desek? Yani oradan yakalamaya çalışsak. Evet. Özü hakkında ne söyleyebilirsiniz? Özü. Şimdi spiral dinamikler ve kişilik gelişme modelinin özünde yatan bir sefer o tarihlerde düşünelim ki 1960'ların başında ilk bu konuyla ilişkili olarak düşüncelerin ortaya çıktığı dönem. Ve de bunu da Graves denilen işte o Amerikalı psikolog yapıyor. Amerikalı bu psikolog daha o dönemlerde emergent kavramını kullanıyor. Dikkatinizi çeker. Yani
bizim daha yeni yeni kullandığımız karmaşıklıktaki emergent kavramını o tarihlerde kullanıyor. O bir. İkincisi, öz organizasyon denilebilecek bir yapıyı da tarif eder şekilde olayları düşünüyor. Ve de bir döngüsellik düşünüyor. Böylece çok önemli iki tane kavramı bir araya getirmiş oluyor. Öz organizasyon ve belirim. Bu ikisinin diyalektik gelişimini de bir döngü olarak koyması ve bunu da hiyerarşilendirmesi, bir kademelendirmesi olağan dışı bir öngörü şeklinde ifade edebileceğimiz bir öneme sahip. O bakımdan bunun özünün diyalektik çatışmalı bir yaratıcılığı da ortaya çıkaran ki ona otopoiesis deniyor biliyorsunuz. Öz yaratıcısal bir model olması. O nedenledir ki şu anda pek çok kişi ile bu modelle ilişkili olarak şu anda uğraşan olağan dışı sayıda bilim adamı mevcut. Esnekliğin olması ve de bazı konularda yeni yeni bulguların ortaya çıkarılmasına imkan tanıması nedeniyle. Evet. Evet, bir sonrakine geçebiliriz. Şimdi kültür kısmına geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, en sonunda biliyorsunuz 3-4 tane Greg Hendricks'in 4 tane üst üste gelen hiyerarşik spiral gelişim modeli ki o evrim modeli şeyse bakıma spiral dinamiklerse bir evrim modelinden bir gelişim modeli. Yani biri insanı kendi yaşamı içerisindeki değişimler konusunda ele alıyor. Diğeri ise tüm evrimi, evrenin kozmik evrimini bir modele koymaya çalışıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii kültürel evrim neredeyse canlılığın oluşmasından itibaren yavaş yavaş olayın içerisine dahil olabilecek bir güce sahip bir genişliğe mevcut kültürel birikimi. O nedenle bu süreci bir bakıma doğrudan kiminle görmemiz lazım? Greg Hendricks'in modeliyle bu konuyu irdelememiz çok daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi o bakımdan baktığımız zaman da temel şimdi bu sürecin neleri var diye baktığımız zaman nelerden oluşabilir diye ilk başlangıçta tabii hemen söyleyebiliriz ki insanın temel işlev ve davranışlarının oluşumu denilen bir evreden geçiyoruz. O evrede neler olduğuyla ilişkili olarak bazı öngörülerde bulunmak mümkün. Nedir bu öngörüler? O öngörülerin en başında insanın çevreye olan mücadelesinde kendisine yarayacak şeyleri ne olduğuyla ilişkili. Yaşamını sürdürebilmesi ve de o temel bazı kazanacağı temel işler ve davranışlarda yetkinlik kazanması. Şimdi bunu bir bakıma biyolojik, sosyobiyolojik evrim olarak ele alırsak, hatta psikolojisini de katabiliriz çünkü zihnin gelişimi de burada olacaktır. Öyle baktığımız zaman biliyoruz ki ilk başlangıçta primatların bir bakıma kökeninden başlarsak çok doğru bir yaklaşım sunacağız. Primatlar biliyorsunuz başlangıçta ağaçlarda yaşıyorlardı. Daha sonra ağaçlardan aşağı inecek şekilde bir gelişim gösteren primatlardan insanımsılar oluştu. O insanımsıların başında da Australopithecus'lar dediğimiz dik yürüyebilen ama beyin büyüklüğü diyelim ki ape dediğimiz kuyruksuz maymunlardan çok farklı olmayan bir gelişim evresi insansısı.
Onların kendi içerisinde de pek çok değişimleri oldu, gelişim şeklindeki bireyleri oldu. Tarih içerisinde çok uzun bir müddet, neredeyse 2,5 milyon yıl, 3 milyon yıl gibi bir süre içerisinde onlar bir noktaya kadar getirdiler. Sonra insanlar denilen noktaya gelindi. Kiminle birlikte başladı bu? Homo habilis'le başladı. O neyi birikti? Kültürel birikimi ilk gerçek anlamda yapmaya başlayan Homo habilis'ti. Ne yaptı? El baltası dediğimiz iki taşı, sert veya yumuşak iki taşı birbirine vuraraktan elde ettiği, elini kullanabileceği bir balta geliştirdi. Onu kullandı. Böylece bir bakıma ilk kültürel birikimi yapan primat olaraktan bir homo ailesinin ilk bireyi ortaya çıkmış oldu. 2,5 milyon yıl önce gerçekleşti bu olay. Ve de homo habilis'den sonra bu sefer ateşin kontrolünü yaptığını düşündüğümüz homo erectus dönemi geldi. O Homo erectus döneminde de kendisi elindeki imkanları veyahut da elle elde edilmiş olan o yeteneklerin beynin üzerinde de gelişmesini sağlaması, bu sağlarken de ateşin kontrolüyle bunu yapabilmesi, onun Afrika'dan çıkıp küresel olarak eski dünya içerisinde gezebilen ilk insan olarak belirmesine imkan sağladı. Böylece Homo erectus bu süreç içerisinde, insanlaşma süreci içerisinde olağan dışı bir etkinlik sağlamış oldu ki bu etkinliğin arkasında da açıkça onun Homo habilis'ten farklı olarak neredeyse onun iki katına yaklaşan beyni nedeniyle oluyor. Ve böylece Homo erectus paleantropolojik açıdan bakıldığı zaman olağan dışı değişik bir evrenin, bir gelişimin göstergesi olan bir primat veyahut da bir homo ailesi üyesi olmuş oluyor. Ardından tabii Homo grubunun diğer üyeleri olan Neandertal'i ve Sapiens'i saydığımız zaman onların neyle ilişkili olduğuna bakarsak dil ve sanatın oluşum evresi bu iki üyenin bir bakıma varlığıyla ortaya çıkmış düşünülüyor. Dil ve sanat, tabii burada dil ve sanatın sanatı şeye verebiliriz ama Homo Neandertal ise Homo Sapiens'te dilin geliştiğini görüyoruz. Böylece o dilin gelişmesi sonrasında da tarih ve dünya görüşü, ki buradaki dünya görüşünün içerisinde kaçınılmaz olarak inanç faslı da var. İnançla ortaya çıkan bir dünya görüşü dönemlerde. Çünkü insanın düşünme kapasitesi ve de düşünmeden yaratacağı ortam o kadar daha bir genişliğe sahip değildi. O bakımdan inanç üzerinde, yani nedir? Limbik sistemle olaylara yaklaşıp bir değerlendirme yaptı. Bir dönem oluştu o. O dönemde de kaçınılmaz olarak bir bakıma animalistik düşünceler, ki baktığımız zaman kişilik gelişimi içerisinde de hayvani yaklaşımla ortaya çıkan yapısal dönüşümleri bir bakıma bu dönemdeki Homo sapiens'e mal etmek mümkün olur. Tarihselliğin ortaya çıkması ve ardından da bir bakıma kültürdeki ve de bilgideki gelişimin hızlanması, insan evrimi içerisinde veya Homo sapiens'in evrimi içerisinde olağan dışı bir başka bir evrimi oluşturdu. Bir evreyi oluşturdu. Ardından da bugünkü çağdaş antropik kültürün oluşum evresi dediğimiz noktaya gelindi diye böyle
dörtlü bir kültürel birikim sürecinden ve bunun evriminden söz etmek mümkün diye düşünüyorum. Mustafa, burada bir şey sorabilir miyim sana ya? Tabii. Ya şimdi sen şey yaparken kültürün özü olarak, evrimsel kültürün özü olarak şimdi temel işler ve davranışların oluşumu evresi, yani teknolojik teknoloji dil ve sanattan önceymiş gibi görünüyor. Öyle midir? Yani sanat tabii ki el becerisine dayalı olduğu için dilden önce gelecektir. O nedenle homo habilis, habil demek eline bir şey alıp tutabilen anlamına. Yani şeyden bir şeyi edinmek, elle tutup kavramak anlamına gelen bir isim üzerinden. Beceri, el becerisi sahipliği üzerinden ifade ediliyor. 2,5 milyon yıl önce oluyor. Ama şey kim, ne zaman oluyor dilin gelişimi? Gerçek anlamda dilin gelişimi 30 bin, 40 bin yıl önce Homo sapiens'in, hatta 70 bin de diyebiliriz. Çünkü Homo sapiens'in gelişimi 200 bin yıl önceden başlayıp ama gerçek anlamda bir zirveye ulaşması da bundan 20 bin, 70 bin yıl önceye dayanıyor. Öyle baktığınız zaman 70 bin yıl önce artık dil yeteneğinin de bir insan türü tarafından kazanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii kültürel evrim kavramının özünde ne var diye bakarsak ben gene diyalektik ikiliden hareketle bir tanım geliştirmenin doğru olacağına inanıyorum. O da nedir? Beyin-beden ikiliğinin insan evrimi içerisinde tuttuğu yerdir diyebilirim. Evrimsel gelişimde bu beyin-beden ikiliği son derece önemli rol oynamıştır. Peki Mustafa, bu senin konu dışında sayılmaz belki ama Neandertallerin yok oluşu dil üzerinden bir şey söylenebilir mi? Evet, orada dil, onu diye organizasyon sağlıyor. Dille organizasyon sağlıyorsun, şey yapıyorsun. Evet, yani çünkü dil ne yapar? Kaçınılmaz olarak Dunbar sayısı diye bir sayı vardır biliyorsun. Dunbar number. Bu iletişim kurma yeteneğini, ilk insanlar takım olarak iletişim kurabiliyorlar ve o tarihte takım sayısı işte belli bir sayıya geliyor. Bu nedir? Avcı gruplarında oluşur. Ama daha sonra köylerde 150 kişilik bir grubun oluşabileceği bir noktaya geliyoruz ki bu yaklaşık olarak 10 bin yıl önce Neolitik devrimine başlayan bir rakama varmış oluyoruz. Daha sonra da bugün gördüğümüz gibi milyonları aşan şehirler kurabilme yeteneğine sahip olduğumuz için de bizim dünya görüşüm veyahut da kültürel birikimimizde hızla aynı oranda hızla artmış oluyor. Bunu da burada görmek gerekir. Ama gene açık söylemek gerekirse şimdi birinci aşamada kaçınılmaz olaraktan biz böyle baktığımız zaman kaçınılmaz olarak bakıyorum ben. Ateşle, ateşin bulunuşu ve de dik yürüyüşün çok önemli olduğunu, temel işler ve davranışların oluşumunda. O da nedir? Ateşle kontrolü sağlayınca bu kez ne yapabildi? Kaçınılmaz olaraktan eti de pişirdi. Böylece çiğnemek zorunda enerji sarfiyatı yerine beyne gitti o kan. Beyne gidince de beyin hızla büyüdü. Ne zamana kadar? Dişinin kalçasındaki genişliğin bu konuya elverişli en büyük noktasına varana kadar bir evrim geliştirdik. Onu o şekilde ifade edebiliriz. Öbüründe ise dil ve sanat ikilisinde de işte aynı o büyük beynin yavaş yavaş el becerilerinde ve dildeki imkanı arttırması. Gene orada da bir diyalektik var. Büyük beyinlikte kafatasının büyümesi ve de o kafatasının içerisindeki korteksteki şeyleri düşünebiliriz. Kıvrımların çoğalmasını ve böylece korteks alanının artışını söyleyebiliriz. Daha sonra da tabii dünya görüşünün oluşmasında bana sorarsanız şeyin ötesinde, korteksin ötesinde frontal beynin
etkinliğinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Mustafa Bey, yarım saatimiz doldu gibi. İsterseniz soruları cevapları forum kısmında da sürdürebiliriz gibi görünüyor. Tabii, olabilir. Konu başlığı da ona uygun. Ben size soruları forum kısmında alacağımızı tekrar söyleyeyim. Şimdi ikinci konuşmamıza teşekkür ediyoruz bu arada. Mustafa Bey, çok güzel konulara değindiniz. Birkaç soru daha gelecektir umarım. Şimdi ikinci konuşmacımız Mehmet Sinan Gür. Kendisi bize ışık açılımı ve etkileri konusunda bir sunum yapacak. Ben kısaca Mehmet Bey'den, Sinan Bey'den bahsetmek isterim. Kendisi Antakya 55 doğumlu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi 1982 mezunu. Mezuniyeti ertesi yurt içi ve dışı çeşitli firmalarda mimar olarak çalışmış. Şu an İstanbul'da yaşıyor ve Kadıköy Düşünce Platformu'nda yaklaşık 10 senelik müdavimi. Sinan Bey, sunumunuz için söz sizin. Ben kontrolü de size vereceğim. Müsaadenizle bir saniye. Sinan Bey, kontrol sizde, söz sizde. Buyurun. Peki, önce Kadıköy Düşünce Platformu yöneticilerine böyle bir şey verdikleri için bana teşekkür ederim. Şimdi hemen vakit geçirmeden başlayayım. Işık açılımı ve etkileri diye. Işık açılımı aslında spektrumun Türkçesidir. Yani öyle aldım. Belki başka düşünen olabilir. Biz bunun üzerine konuşacağız. Şimdi deniyorum. Oluyor mu diye. Işık. Işığın önemli bir kaynağı güneşteki füzyon olayıdır. Yani helyum, iki hidrojen birleşip helyum yapması. Bu şekilde çevre enerji yayar ve ışıma yapar. Bu her şey için geçerlidir. Işık dalga ve parçacık şeklinde 3 boyutta yayılır. Ses yalnız dalga olarak 3 boyutta yayılır. Ne oldu? Benim kontrolümden çıktı şey. Bir kere basınız. Ben müdahale etmek zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın da. Ses kapattım o arada. Kontrol siz de basarsanız. Bir kere basın ekrana. Evet. Tamam. Şurada bir menü var. O gitmiyor. Onu da yok ediyorum. Bir dakika. Pardon. Hoppa. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın. Bakalım nerede kaldık? Burası da yukarı. Aha. Tamam. Evet. Ses 3 boyutta yayılıyor. Ama dalga şeklinde yalnız. Su yüzeyindeki dalgayı 2 boyutlu olarak görebiliriz. Bu benzetmeler için su yüzeyindeki dalgalar yararlı oluyor. Dalga dediğimiz şey sinüzoidal bir hareket. Yani inişi çıkışı olan bir şey. Işık da aynı şekilde, ışık ve ses de aynı şeyi yapıyor. Işığın içinde farklı parçacıklar farklı dalga boylarında yayılırlar. Işık ışını bir prizmadan geçerse bunları biz birbirinden ayırma şansı buluyoruz. Bu da prizmadan geçmiş hali. Işık prizmadan geçince yedi rengi ayrılır diyor. Ama bu yedi renk tam kesin değil. Daha az renk var aslında. Onun ayrıca başka sebepleri var. Yani yedi renkten mesela. Ama ışığın veya dalgaların biz yalnız bazı bölümlerini, bazı belli bir bölümünü görüyoruz ve her yerini, her dalgaların hepsini göremiyoruz. Farklı boyda frekanslar farklı özellikler gösterirler.
Biz de insanlar, bu bilim adamları bu özellikleri keşfetmişler. Aslında doğada renk diye bir şey yok. Onu bizim beynimiz renklere, dalgalara bir takım atamalar yapmış. Ve biz onu öyle görüyoruz. Öyle o renklere de isimler vermişiz. O şekilde alıyoruz. Aslında tabii üç tane renge atan, beyin üç rengi ayırıyor. Diğer renkleri o üç renkten çıkarıyor. Yani insan beyni şu anda üç renkten çıkarıyor. Bunlar da mavi, yeşil ve kırmızı esas olarak. Onların parçası şurada görünüyor, şu küçük olarak. Görünen ışık diye. Mavi, yeşil, kırmızı ve bunların karışımından da sarı, majenta, şiyan diye renkler çıkıyor. Burası dalgaların görünebilen kısmı. Şimdi şurada şu küçücük bir yer görüyorsunuz. Bunu şöyle açmış. Yani şuradaki ışık açılımı şu küçücük alana ait. Bundan sonra ışık iki tarafa doğru yayılıyor ve bunları biz görmüyoruz. Fakat bilimsel olarak teknolojinin gelişmesiyle varlığından haberdar olduk. Işığın bir dalgası var demiştik. Şu ışığa, şuradaki birer ışığın durumuna bağlı olarak bir çizim. Burada dalga boyu büyük, burada dalga boyu kısa. Biraz da oraya geleceğiz. Işığın görünmeyen tarafında kırmızı ışığın tarafında infrared, yani kırmızı ötesi ışıklar var. Mikrodalgalar, radyo dalgaları bu tarafta. Öbür tarafında da ultraviyole, yani mor ötesi ışıklar, güneş ışınları, X-ray ışınları ve gamma ışınları bu tarafta. Ve şu alttaki dalga boyuyla ve frekansla şu yukarıdakilere uygun. Dalga boyu, frekans, bir dalgayı bu şekilde tanımlıyoruz. Dalga boyu ve frekansına göre. Dalga boyu bir dalganın iki yüksek tepesi arasındaki uzaklıktır. Frekans da başlangıç noktası ile bitiş noktasının dalganın bir saniyede kaç defa yaptığı konusudur. Yani bir saniyede kaç defa yaparsa dalga için o frekansı diyoruz. Bir daha aşağı, biraz daha geniş olarak görürsek buradan. Gene şu çizginin altından şu kadar kısım görünen ışık, ondan sonrası dağılıyor iki tarafa doğru. Şurada kırmızıyla yazılan ışık yazı, düşük frekans büyük dalga boyu. Burada da yüksek frekans küçük dalga boyu. Yani dalga boyuyla frekans arasında bir ters orantı var. Dalga boyları, şurada da dalga boylarının ne kadar olduğu konusunda bir fikir veriyor bize. Şu şey, resim. Radyo dalgaları gökdelenler ve insan büyüklüğünde olabiliyor. Mikrodalgalar bir karaca büyüklüğünde. Kızılötesi bir top iğne, dikiş iğnesinin deliği kadar. Mor ötesinde bir bakteri kadar. Daha ileride bir molekül kadar. X ışınları da atom çekirdeği kadar, atom kadar, gamma ışınlarında atom çekirdeği kadar. Evet. Dalga gelişimi diye bir şey var. İki dalga birbiriyle karşılaşırsa dalga periyodunun durumuna göre birbirini güçlendiriyor veya sönümlendiriyor. Buna dalga gelişimi diyoruz. Bu da girişim inişli çıkışlı bir doku oluşturuyor. Bu inişli çıkışlı olay ışık ışınlarında 3 boyutlu, ses dalgalarında da girişim 3 boyutlu oluyor. Su yüzünde 2 girişim boyutludur.
için gene suyun üzerindeki dalgalara bakıyoruz. Şurası girişim alanı. Yani iki tane dalga birbirinin benzeri. İkisi birbirine girmiş ve şuralarda girişim yapıyor. Yüksek yerler birbirini yükseltiyor. Bazı yerlerde sönümlendiriyor. Yani yok ediyor birbirini. İki dalga karşılaştığı zaman. Bundan başka madde titreşiyor. Bütün maddeler titreşiyor. 92 element titreşiyor. İnsan aklı bunu 118'e çıkarmış. Ve daha da izotoplar, moleküller daha da sayı artıyor. Bu konu bilimde kullanılıyor. Bir tanesi bilimde kullanılan yerde atom saati yaparak bu zamanın göreli olup olmadığını araştırmak için yapmışlar. Bir tanesi de yıldızların hangi elementlerden olduğunu tespit etmek için kullanılmış. Maddenin titreşim özelliğinden yararlanarak. Burada şey var. Zamanın göreli olup olmadığını araştıran bir deney var. Uçağına iki tane atom saati yüklüyorlar. Birini bu tarafa, öbürü öte taraftan dünyadan dolaştırıyorlar. Bu yana dönen, yani dünyanın döndüğü yerin tersine dönen daha hızlı çalışıyor. Durduğu yerde normal, öbür yana dönen de daha yavaş çalışıyor ve birbirlerine karşılaştırdığımız zaman fark çıkıyor ortaya. Bu fark olayı şu, titreşimi, maddenin titreşimi azalıyor veya artıyor. Ona bağlı olarak saati zamanla yavaş veya hızlı geçtiğini söylüyor. Burada da uzayın bükülmesi yüzünden bir zaman farkı oluyor. Yukarıdaki vatandaş şey diyor aşağıdakine, senin saatin yavaş ilerliyor diyor. Aşağıdaki de yukarı, yok seninki daha hızlı gidiyor diyor. Yani arada böyle bir fark oluşuyor. Çünkü bu adam bulunduğu yer uzayın bükülmesinin daha çok olduğu bir yer ve saati o yüzden daha yavaş çalışıyor. Buradan bir şey daha, yani giderek diyelim kara delikte zaman diye bir kavram, zaman duruyor. Bu gördüğümüz güneşin ışık açılımı, spektrumu. Yalnız burada ilginç bir şey var. Bu üzerinde çizgiler var. Bu çizgileri önce anlamamışlar. Sonradan ne olduğunu Fraunhofer adında bir bilim adamı, 39 yaşında ölmüş, anlıyor. Bu güneşten çıkan ışınlar güneş atmosferinden dünyaya gelirken aynı dalga boyundan maddeler çıkarsa onlarla girişim yapıyor ve bazıları gözümüze ulaşamıyor. Bunlar gaz bulutları olabilir veya güneş atmosferinde bulunan, yani içeriden gelip atmosferden geçene kadar olan kısımdaki bölüm olabilir. Ve bunlar güneşin açılımı, ışık açılımında siyah çizgiler olarak görülür. Şu çizgiyi biliyorum, bu sodyum demekmiş. Buradaki çizgi. Yani güneşte sodyum var. Anlamı bu. Duramıyoruz. Neyse. Şimdi güneşten gelen ışık bu şekilde gözümüze ulaşabilir. Üç ayrı şeyden, hiçbir şeyden geçmeden gelirse sürekli bir spektrum, yani ışık açılımı oluyor. Bir prizmadan geçirildiği zaman, hepsi de öyle de gaz bulutunun içinden geçerse İki ışık var. Biri soğurma spektrumu. Yani burada
kaybolan ışıkları görüyoruz. Burada da yayma spektrumu. Şunun aynısı bu. Sıfır sadece yayma ışıkları görünüyor. Fraunhofer bu tür çizgilerden 574 tane tespit etmiş. Günümüzde de 25 bine ulaşmış. Bu şekilde gezegenlerin de içinde ne olduğu, hangi maddelerin oluştuğu anlaşılabilmiş. Bu elementlerin periyodik tablosu. Burada her bir elementin nasıl bir yayma yaptığını gösteriyor. Bunlar hepsi parmak izi gibi kesin bir şekildedir. Şurada bu arada bir şey söyleyeyim. Spektra, spektrumun çoğuludur. Yani burada birçok spektra var. Her biri ayrı ayrı ışık açılımı. Bir araba neden kırmızı görünür? Bunun içindeki arabanın üzerine sürülen kimyasal madde bütün ışıkları güneşten gelen bütün ışık ışınlarını soğurur. Yalnızca kırmızı ışığı yansıtır. O yüzden de biz onu kırmızı olarak görürüz. Gelincik için de aynı sebeple veya diyelim ki evrendeki diğer maddeler için veya doğadaki şeyler için de aynı sebep geçerlidir. O da aynı şeyi yapıyor. Arabanın yaptığı gibi. Atmosferin etkisi var. Güneş atmosferin içinden sarımtırak görünüyor. Ama dışarı şeyin dışında, atmosferin dışında yani astronotlar güneşi beyaz görüyorlar. Bu ışığın etkilenmesi yüzünden oluyor dünyaya ulaşırken atmosferden etkilenmesi yüzünden oluyor. Gök mavi görünüyor. Çünkü diğer renkler demin ne demiştik? Dalga boyu uzunsa frekansı kısadır. Dalga boyu kısaysa frekansı büyüktür. O şeyde dayanarak mavi rengin dalga boyu bakmam lazım. Bunu tam ezberleyemedim. Dalga boyu enerjisi yüksektir. Dalga boyu kısadır mavi rengin. O yüzden de mavi renk atmosferi geçer. Diğerleri geçemez. Akşam vakti ise biraz daha kalın bir atmosferden geçmek zorunda kaldığı için güneş ışınları akşamı kırmızı sarı olarak o renkleri bu şekilde görüyoruz. Doppler etkisi şimdi yıldızlardan galaksilerden gelen ışık açılımlarından Brian Hofer çizgileri beklenen bir yerde görünmüyorlar. Birazcık yerleri değişiyor. Bunun sebebi Doppler etkisi. Doppler etkisi eğer bir cisim dünyaya yaklaşıyorsa, bize yaklaşıyorsa veya uzaklaşıyorsa ona göre farklılıklar oluyor. En güzel ses dalgalarında anlaşılıyor. Bunu tabii bilirsiniz aslında. Eğer yaklaşıyorsa dalga frekansı yüksek, yani şu ambulansın hareket ettiğini düşünelim. Burada frekans yüksek, burada da dalga boyu yüksek, burada da dalga boyu uzun. O yüzden sesinde de bir farklılık oluşur. Önümüzden geçse diyelim biz kaldırımda olsa sesi değişir. Buna da Doppler etkisi deniyor. Işıkta bu olay seste yukarıda gördüğümüz şey sesin Doppler etkisi. Işıkta ise Fraunhofer çizgilerinde görünüyor Doppler etkisi. Eğer bir uzay cismi dünyadan uzaklaşıyorsa çizgiler yani Fraunhofer çizgileri kırmızıya doğru yer değiştiriyor. Dünya yaklaşıyorsa maviye doğru
yer değiştiriyor. Çünkü dalga boyları insan için değişiyor. Bunu 1929'da Edwin Hubble ilk defa açıklamış ve evrenin genişlediğini buna dayanarak söylemiş. Burada bakarsak eğer şu ortadaki normal yani ne yaklaşan ne de uzaklaşan mesela diyelim ki güneşin ışık açılımı redshift dediği şeyler Fraunhofer çizgileri sona doğru kaymış. Bu yıldız veya gökada bizden uzaklaşıyor demek. Blue shift dediği de Fraunhofer çizgileri sağa doğru kaymış. Cisim bize doğru yaklaşıyor anlamına geliyor. Burada bir şeye de dikkat etmek çekmek istiyorum. Shift sözcüğü Türkçe'ye kayma diye çevriliyor. Aslında tam olarak kayma değil. Yer değiştirmedir shift'in anlamı. Burada ışık kaymıyor. Yani siyah çizgilerin yeri değişiyor. Yani evrenin genişlediğini o şekilde anlıyoruz. Ama çizgileri kastediyorsak eğer bu sözü kullanabiliriz. Bir de yaklaşma ve uzaklaşma ne kadar hızlı, çok hızlıysa ve çoksa bu çizgilerin kayması da o kadar çok oluyor. Yani daha fazla hızlı gidiyorsa daha fazla kayıyor. Bu şekilde. Burada dünyadan çıplak gözle görünen Andromeda'nın eğer soluk olmasaydı nasıl görünüyordu diye bir hayali bir resmi var. Andromeda dünyaya yaklaşıyor. Bu da Laniakea. Laniakea ölçülemez cennet demekmiş. Burada da Laniakea'da gök adalar birbirine yaklaşıyor. Buradaki çizgiler gök adaların hareket yönünü belirliyor. Mesela diyelim ki şuradaki bir gök ada var. Şöyle bir hareket takip edecek. Bizim Samanyolumuz da burada. Bu da şöyle bir hareket takip edecek. Şurada gördüğünüz noktaya Great Attractor deniyor. Bu büyük çekici denen nokta. Laniakea Cluster'ı ileride birbirine Cluster'ında bütün gök adalar bir araya buluşacak. Kimi Milky Way yani Samanyolu buradaysa diyelim ki Andromeda'da atıyorum şimdi şuralarda bir yerde. Yani bu milyarlarca yıl sonra şurada buluşacaklar şeyle Samanyolu'yla Andromeda. Yani bu çok büyük bir ölçek aslında. Laniakea birbirine yaklaşıyor ama şeyde uzaklaşıyor. Evren genişlemeye devam ediyor. Burada bir sadece bir noktadır Laniakea. Ve şeyimiz son bir şeyimiz bu Michelangelo 83 yaşındayken Ampura Imparo demiş. Yani hala öğreniyor. Biz de öğrenmeye devam ediyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bitti. Sinan Bey biz teşekkür ederiz. Şimdi bir galiba 5 dakikalık vaktimiz var hala foruma geçmeden önce. Kitap tanıtımınıza geçebilirsiniz. Buyurun lütfen. Ha, evet. Bir de bir bu renklerle ilgili bir tane kitap var. Şöyle yanında. Ali Demirsoy yazmış. Renklerin evrim üzerinde nasıl etkileri olduğu üzerine renkler ne zaman ne için ortaya çıktı diye yazılı üzerinde. Ancak daha çok evrende biyolojide pardon nasıl etkileri olmuş onlardan söz ediyor. Mesela kuşlarda şeyler
erkek cins renklidir. Onların nasıl bir etkisi olmuş? Veya kuşlarda yine 4 tane koni hücresi var, renk algılayan. Bizim görmediğimiz bazı renkleri de onlar görüyorlar üzerine. Ve renk üzerine yapılmış şöyle bir tane göstereyim. Maskede bir sayfa açtım. Yani ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kitap. Ve bolca resim var içinde. Yani yazıdan çok içinde resim var. Bunlar mesela Afrika'da ilkel kabilelerde, Endonezya demiş, oralarda renkleri olan düşkünlüğü gösteren daha çok da bir üremeyle ilgili konularda biyolojiyle ilgili bilgiler veriyor. Güzel bir kitap. Teşekkürler Sinan Bey. Şimdi sanırım soru cevapları da forum kısmında alabiliriz sizin sunumunuzla ilgili. Ben şimdi kontrolü ben almış olayım. Tamam. Şimdi forum kısmımıza geçiyoruz bu son yarım saatte. Forum kısmında normalde bir konu başlığımız olurdu. Onun etrafında konuşmaya çalışırdık ama bugünkü konularla beraber oluşan soruları Günün Soruları başlığı altında moderatörümüz Ateşen Aybars eşliğinde konuşmaya çalışacağız. Ateşen abi buyurun, söz sizin. Benim resmimi kaldırır mısın? Tabii. Ateşen abi şeyi açarsa, mikrofonu konuşursa otomatik kalkacak o. Bakalım nerede şu anda? Evet, teşekkür ederim Burak. Söz benim dedin, söz herkesin. Sorusu olan varsa, aslında iki konu var bugün tabii. Birinci bölümde Mustafa'nın anlattığı konu üzerine sorular var. İkinci bölümde de Sinan Bey'in anlattığı ışık ile ilgili sorular olabilir. Ben bir soru sorabilir miyim? Ataman Bey buyurun. Sinan Bey'in konuşmasını da çok beğendim. Yani renkler ve ışık konusu aslında hepimizin günlük hayatta fizikten falan bildiğimiz konular. Ancak bunları daha güzel bir şekilde anlamamıza yardımcı oldu. Burada bu uzay bükülmesinin zaman değişimine etkisini ben bilemiyorum. Kavrayamadım da, anlayamadım da. Sorum bu olacak. Bir de dileğim olacak. Sinan Bey'in bu konuşmasını aynı Mustafa Hocam'ın yaptığı gibi birkaç hafta genişletilerek tekrarlanırsa daha da benim için, benim şahsi görüşümdür, daha cezbedici, daha güzel şeyler yakalayıp ve Mustafa Hocam'dan öğrendiklerimizi ve dinlediklerimizi birbirlerinden daha da güzel bir araya getirebiliriz diye zannediyorum. Bu da dileğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir cümleyle soruna cevap olarak ardından da diğerlerine geçeceğiz. Şu elimi görebiliyorsunuz değil mi? Bu uçtan bu uca uzayı düşünün. Uzayda bükülmeler vesaire. Bu uçtan bu uca çok mesafe var. Işık bu mesafeyi almak için bir zaman harcayacaktır. Ama uzay bükülürse bu iki nokta arasındaki mesafe azalır. Olay bu. Ben de söyleyebilir miyim bir tane? Tamam, hem de cevap vermiş ol Ataman Bey'in sorusuna. Evet, tamam, ona cevap vereceğim. Şimdi uzay kütle çekimi nedeniyle bükülüyor. Ve bazı yerlerde yoğun, bazı uzay mesela diyelim dünyada yoğun, dünyanın dışında uzayın bükülmesi daha az. Uzay büküldüğü zaman benim bildiğim kadarıyla
maddelerin titreşimi azalıyor. Yani atom saati demiştik ya, daha aşağıda diyelim ki bir gökdelenin tepesindeki ile aşağısındaki için zaman farklı gelişiyor. Yani aşağıda zaman daha yavaş geçiyor. Gökdelenin tepesinde daha hızlı geçiyor. Yani bir insan yerde yaşıyorsa veya yer altında yaşıyorsa yukarıdakine göre daha az yaşlanıyor. Ama bu tabii çok 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 küçük bir değer. Peki. Mustafa, bu Ataman Bey'in ilgisi olarak bu işin, bu konunun biraz daha birkaç hafta yayılması konusunda bir şey söylemek istiyor musun? Onu tabii genele sormak lazım. Ataman Bey'in düşüncesinden ziyade bir toplantı yapacağız. O toplantıda bu tür ihtiyaçlarla ilişkili olaraktan taleplerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir şey olacak. Onu ne zaman yaparız? Burada herhalde Musa Bey, bir sonraki toplantı düşünüyoruz. Açık, herkesin katılımıyla, tüm müdavimlerin tamam, serbestçe görüş önerileriyle beraber. Evet, orada konuşulur, şimdi görüşülür. Çünkü iki tür biliyorsunuz, bazı arkadaşlarımız üzerine koymak, daha fazla koymak istiyor. Bazı arkadaşlarımız da daha az toplamış oluyor. Onu biriktirmek için talepte bulunuyor. Bir ortalama üzerinden her zaman yaptık. Bakalım bu ortalama olarak da talep nereden çıkacak, ona bakacağız. Şimdi Sinan Bey'in anlattığı hep titreşimlere doğru bir kayış var. Titreşimlere evet, doğru gidildiği zaman çıkmaz yola giriyoruz. İşte string teorisi vesaire hepsi orada. Hatta şöyle bir soru sorayım. Biliyorsun kuantum fiziğinde entanglement, yani dolanıklık evet, denilen bir kavram var. Evet. Bu dolanıklık nedir? İki parçanın birbiriyle her zaman temasta, ilişkide olması demek. Değil mi? Evet. Ama şimdilerde şöyle bir görüş var. Yahu madde ve dalga ikilemi bütün evrene özgü bir şey. Yani fizikte bilinen bütün fermiyonlar aslında bozonik, yani dalga özelliği de taşır. O zaman her şey, yani 16 tane lepton vesaire şey aile, fermiyon ailesi, bozon da olabilir. Bozonlarla beraber toplam 16 tane parçacık, fizik altı, atom altı parçacık da aslında dalgadır. Dalga deyince bu sefer iki tane parça arasındaki dolanıklık bütün diğer parçalarla ya dalgalar içinde bir sonsuz ilişki haline geliyor. O zaman nasıl cevap vereceksin? Yani iş titreşimlerden yahut iki parça değil de bir parçanın bütün diğer parçalarıyla dalga özelliğinde ilişkili olması tam anlamıyla fiziğin bir problemi yani. O yüzden de string teoriye geldiğinde duruyoruz galiba. Yani biz durmuyoruz. Bilim adamları çalışıyor da anlama konusunda orada çok spekülasyon var. Herhalde bu titreşim meselesi, string teori biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Bir şey soracağım Mustafa'ya. Mustafa, şimdi evrim devam ediyor değil mi? Evet. Evrim devam ediyor. Kültürel evrim de devam ediyor. Şimdi evet, dünyada farklı topluluklar var ve evrim konusunda farklı yollar alıyorlar. Yani bu yollar almaları, bazıları çok ileride oluyor, bazıları çok geride kalıyor. Bu topluluklar sonra zaman içinde evrim teorisine göre ondan sonra ayıklanacak gibi olması gerekiyor. Şimdi Batı'nın bir görüşü var. Eskiden ondan sonra Batı her topluma yardımcı olacağını ifade ediyordu 1950'lerde. Ve işte Dünya Sağlık Teşkilatı ondan sonra birçok çabada bulundu ondan sonra. Şimdi o düşünceyi terk ettiler ve herkes kendi başının çaresine bakacak diye. Sen şimdi bu korona sonrasında bu konuyla ilgili bir yorumda bulunabilir misin?
Vallahi açık yani söylemek. O kadar çok spekülasyon var ki şu anda. Yani spekülasyonlar dünyada çok biliyorsun. Yani herhalde Ateşan'ın borsasından daha fazla fikir spekülasyonu da var. Evet. Fikir borsası kaynıyor. Evet. Ama bana sorarsan insanların kendi düşünce kültürel evrimi içerisinde böyle kolay kolay bir eliminasyon olacağını sanmıyorum. Çünkü niye? Niye? Şu anda bilgiye erişmek son derece kolaylaştı. Niye kolaylaştı? En azından dünyadaki bütün bilgileri bir tane laptop bilgisayarla elde edebilecek bir Afrikalı da var artık. Yani laptop bilgisayarın fiyatı neyse işte o kadarla elde ediyor. Şimdi orada farklılığı yaratacak olan neydi? İnsan zekası ve kültürel birikim veyahut da insanın kendi. Bana sorarsan farklar fazla yok öyle. Artık Amerikalı kendisini Afrika'daki zekadan çok farklı görmemeli. Çünkü doğal yapı içerisinde insan beyninin kıvrımlarının sayısı vesairesi Amerikalı ile Afrikalı'nın çok birbirinden farklı değil artık. O açıdan ben eliminasyon olayının olacağını sanmıyorum. Yani her kültür kendi içerisinde çeşitlenmesini sürdürecek ve kültürler birbirine yaklaşacak diye düşünüyorum. Ama dil sayısında eliminasyon oldu. Eliminasyon kendi içerisinde her ülkenin yani ülkeleri içerisindeki zeka farklılık ve çalışkanlık da veyahut da bilgiyi mahsetme gücüyle, içselleştirme gücüyle değişecek. Oradan bazıları elimine olacak yani toplumda. Şimdi mesela bakıyoruz, Türkiye'de mi daha çok evsiz var, Amerika Birleşik Devletleri'nde mi? İkisinde de. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde evsiz daha fazla Türkiye ile kıyaslandığında. Neden? Daha zengin ülke olduğu halde. Bunun gibi. Kapitalizm. Yani zenginlik veyahut da bilmem neden ziyade olay içerisinde şeye bakmak lazım. Evrimdeki o doğal ayıklama olayının nedeni olan çevresel etki bakımından özündeki güç nede? Bana sorarsan zekada. Afrikalı doğal zeka bakımından ortalama bir Amerikalı'dan daha kötü değil. Herifler imkanları var. Akademik zekada yüksek çıkıyor ama hani bir ara Amerika'da şey yapıldığı sıralarda, zeka ölçümü yapıldığı sırada zencileri düşük gösteriyordu. Evet, adamların ilgisi yok, bilmem nesi yok. Şimdi peki sinemada artistlik yapma da bir zeka ile ilgili değil mi? Hadi bakalım şey, zenciler daha kötü mü şey rol yapıyorlar? Baktığı zaman oralarda bu farklılık kalmamış oluyor bana sorarsan yani. Kültürel bakımdan eliminasyon belli ülkeler içerisinde kendi şeyleri içinde olacak ama dünyada işte Afrikalılar veyahut da işte Asyalılar bilmem ne elemine olacağını sanmıyorum. Hepsi kendi kültürlerini, kendi dillerini devam ettirecekler. Kursun Hanım, bir sorunuz var mı? Duymuyor, şeyi kapalı. Ben ilginç olsun diye Sinan'a sorayım. Sinan, ışık hızı sabit değil mi canım? Evet. Peki. Pek belli Işık değil. Işık hızının, yani bu ne demektir? Vakumda veyahut da boşlukta. Işık hızını geçmek mümkün değil. Bu anlama geliyor değil mi? Evet. Peki ışık hızının geçildiği vakum olmayacak. Herhangi bir ortam var mıdır? Su. Ateşan sus. Bak Yusuf Bey el kaldı. Bir şey var. Bir şey var. Yeni bir adını hatırlayamayacağım. Bir araç yapmaya çalışıyorlar. Yok. Onunla ilgisi yok. Yani ışık konusunu yasasını aşmadan ışık hızından daha hızlı gitmesini sağlayacak bir şey. Yok Yusuf öyle. Bey ne diyorsunuz? Neyse. Yusuf Bey'e soralım. Hayır, yok yani enerjisi olan, kütlesi olan bunu geçemez. Hayır, bir rest
durağın kütlesi sıfır olunca ışık hızında gider. Kütlesi olan ışık hızının altında daima. Çünkü ışık hızına getirmek için sonsuz enerji gerekir. Peki. Ama şimdi denklemden acaba imajiner durağın kütlesi olan bir parçacık olabilir mi? Onun da cevabı onun yapamazsın. Öyle bir parçacık elde edemezsin. Yani babamın cevabı o. Ve çok acayip şeyler çıkar. Öyle takyon dedikleri şeyler. Yani kısacası yani bir yok diyelim. Ama enerjisi olmayan şeyler ve bilgi götürmeyen şeyler ışık hızından geçebilir. Yani sanal şeyler yahut uzay uzayın kendisi ışık hızını geçebilir. Şimdi o bahsettiğiniz araç düşünülür bir şişen bir uzay lokal olarak, mahalli olarak bir şişen uzay yaratsak ve bu şişen uzay bir köpük içinde bir aracı içse o zaman o ışık hızını geçebilir. Şimdi bir kere o şişen uzayı yaratmak için kainatın yani evrenin yaratılışını tekrardan yaratmak lazım. Yani onun için bir de Ateşan sen bir şey söyleyecektin. Ateşan sen bir şey söyleyecektin. Onu sen söyle bari. Senin sonra cevap olarak mı? Evet. Çerniyakov. Çerniyakov değil ya. Dur. Nasıldı onun adı? Yok. Şimdi Çerenkov. Şimdi Yusuf Bey. Tamam. Şimdi eğer vakumda hareket eden ışını düşünürsek 300 bin kilometre saniyede gidiyor. Ama biliyorsunuz ki ışık ortamlar içerisinde hızı değişiyor. Mesela dielektrik bir ortam olan girdiği zaman ışığı düşüyor. Peki biz de mesela atom reaktörünün içerisindeyiz. Tamam mı? İçerisinde su var biliyorsunuz. Ağır su reaktörlerinin. Orada hızlandırılmış elektronları öyle bir noktaya getirebilir miyiz ki o noktadan itibaren ışık hızı geçilecek? Yani öyle bir şey o maddedeki evet, yani Çerenkov ışıması değil mi bu? Detektörler o hususiyetten istifade eden detektörler var zaten. Ama o hadisi şu, yani kuantum mekanik olarak bir foton o maddenin bir atomunda soğuruluyor, sonradan tekrar ışınıyor. Ama o arada bir zaman geçmiş oluyor. Onun için efektif olarak yavaşlatmış oluyor. Anladınız mı? Ben yani Çerenkov ışımasını gözlerim. Çerenkov ışımasında doğrudan doğruya elektronlar ışıktan daha hızlı gidiyor. Onun için var. O içindeki şey ama ışığın yavaşlama sebebi böyle oluyor. Yani dediğim tabii gibi. Tabii dielektrik ortamda ışık yavaşlıyor. Oradaki sizin şeyiniz elektronların hızı ışığı geçtiği için mavi denilen Çerenkov ışıması denilen bir ışıma meydana geliyor. Çerenkov 1958 yılında bu bulgusu nedeniyle Nobel Fizik Ödülünü aldı. Tamam ama tamam. Dediğim gibi yani kuantum mekanik olarak hadiseyi böyle tasvir edebiliriz. Bir foton soruları absorbe oluyor. Sonra tekrar emisyona uğruyor. Onun için efektif olarak yani aradan ufak bir zaman geçiyor. Onun için efektif olarak yavaşlamış oluyor. Ama yani bu arada ışığın hızını yavaşlattıkları gibi ışığı durdurdular da. Tamam. Onu evet. Ama yani dediğim gibi bu
şeyden dolayı, bu absorpsiyon ve emisyon arasındaki, yani bu onun peki Mustafa Bey, bu ayrı bir konu. Bir hayli karmaşık bir konu ama bu Mustafa'nın anlattığı kültürel evrim vesaire, bu konularda başka soru var mı acaba? Mesela Burak her zaman sivri soruları çıkar. Ha, olur. Ona da mülahaza yapayım. Şimdi yorum yapayım. Bir kere insanımsı giller şempanze, bonobo ve orangutan ve goril ve insanı içerir. İnsan giller astrolopitenlerle homo. İnsan türleri. İnsanımsı dediğimiz zaman yani daha ziyade yani fiziki antropologlar ve biyologlar şempanze, bonobo, goril ve orangutan da dahil eder. Hominin kavramı, hominoid kavramı, bir de homo kavramı, üçlüyü ben ayırıyorum zaten. Ama onların Türkçesinde dikkatli olmak lazım. Yanlış kullanım çok fazla. İnsansı denilince ben hominini kastediyorum zaten otomatikman. Orada o dediğin şeyle örtüşüyor yani söylediğinle. Bir de dil hususunda yani homo habilis'in hançere kemiği bulundu. Neandertallerin de ses yani gırtlaklı voice box ses cihazı, onunla rekonstrüksiyonu da yapıldı. İnsanlardan epi değişik ve işte böyle kafataslarına falan mukayese ederek tahmin ediyoruz ki insan beynindeki dil kabiliyeti de bir gelişme oldu ama yani ama aynı zamanda tahmin ediyoruz ki bir cins bir dil gibi bir şeyleri vardı yani bu iptidai insan türlerinde. Şimdi dilin gelişmesi henüz çözülmedi. Chomsky'ye göre böyle bir sihirli gen var. Ya dil kabiliyetin var ya yok. Chomsky'ye göre sadece bu insana mahsus. Yusuf Bey, bu da ayrı geniş bir konu. İsterseniz siz böyle ilginizi çeken yahut anlatmak istediğiniz bir konuda bir haftada size söz verelim, bir şey hazırlayın. Uzun uzun oldu, dinleyelim tamam, sizi. Oldu tamam, biraz vakit geçsin, güzel yapalım. Peki. Bir de sorun var, biraz titreşim burada sanki birçok şeyi beraber... MSG'dendir o. Mehmet Sinan Gürden'dir. Hep titreşim diyor. Size de geldi oraya. Yani biz sanki değişik şeyler hepsi titreşime yüklenmiş. O biraz muğlak geldi bana. Peki başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben sorabilir miyim? Tabii. Şimdi ben Mustafa Bey'in kısmıyla ilgili sormak istiyorum. Mustafa Bey 3 haftadır spiral dinamiklerden bahsediyor. Yeni bir görüş açısı gelişti bizde. Şimdi sonrasında bir kültürel evrim olgusunu ortaya attı. Acaba hani spiral gelişme modeliyle kültürel evrim olgusunu bağdaştırmamız olanaklı olacak mı? Nasıl bağdaştırılabilir diye Mustafa Bey'e sormak isterim. Bu ikisini nasıl birleştirebiliriz? Arkadaşlar anlatıyoruz tabii de. Bu konular bir bakıma belli bir noktadan sonra bilimin sınır konuları. Ama şu anda dünyada inanır mısınız şeyle ilişkili olaraktan bilimin kökeniyle ilişkili hangi temelden hareketle konuları daha sağlam bir zemine oturtup tartışmaların daha az olduğu bir bilimsel aşamaya geçebiliriz şeklinde çok çalışma var. İşte onlardan biri de holistik bakışla olayları bir bakıma
irdeleyebilme yeteneği. Holistik bakışla irdelerken bazı dikkatimize düşen bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi basit mantıkta, düz mantıkta ikili sistem vardır biliyorsunuz. Bu şu anlama gelir. İşte tez, antitez veyahut da işte iki tane öncülden bir sonul çıkarırsınız ve o çıkarımlar insan mantığının da içerisindedir. Onu değiştiremezsiniz. Ama diyalektik mantık bir geçiş mantığıdır. Yani mesela biliyoruz ki son zamanlarda özellikle de herkesin bildiği, herkesin de tanıdığı bir şey olaraktan çamaşır makinalarında ki mantık farklıdır. Yani ikili mantık veyahut da doğrudan doğruya tasım mantığı dediğimiz, Aristo'dan beri bildiğimiz mantık şeklinde çalışmaz. Nasıl çalışır? Yapay zeka. Efendim? Yapay zeka. Yapay zeka değil de ama... Faziloji. 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 Evet, onun Türkçesi... Bulanık. Bulanık mantık. Yani onu söyletmek için uğraşıyorum Ateş'e. Bulanık mantık mesela bir mantık türü. Bu mantık türlerinden bir de diyalektik mantık var. Şimdi diyalektik mantık muhtemeldir ki tarihsel derinlik açısından hepsinden daha eski. Şeyden bile daha eskidir bana sorarsanız. Yani tasım mantığından, Aristo'nun mantığından çok daha eskiye dayanır. Çünkü insanın derinliğinden gelen bir mantık biçimidir. Aristo mantığından farklı, düz mantıktan farklı olaraktan diyalektik mantıkta tez antitez çatışması sırasında değişik evrelerden geçer o ikilinin şeyi. Mesela büyük veya küçük. Aristo mantığında ya büyük vardır ya küçük vardır. Ama diyalektik mantıkta az daha büyük, daha daha küçük, öbüründen orta falan derken böyle bir geçişlilik, bir süreç üzerinden hareket etmek zorundasınız. Böyle bakarsanız, baktığımız zaman karşılaştırılabilecek alanlar veyahut da ortamlar yaratırsınız. Yani bu şu anlama geliyor. Kültürel düşünce veya kültürel değişim konusundaki yapılanış veyahut da oradaki emergence veyahut da belirim olayını eğer diyalektik mantık içerisinde irdelerseniz ve de buna bir holistik bakışla yaklaşırsanız kültürle kaçınılmaz olaraktan bir bakıma insan zihnindeki değişimin bir göstergesi veyahut da bir şekli olan, bir modeli olan sistem dinamiklerini bir araya getirip aynı zeminde irdeleme imkanına sahip olabiliriz. Benim söyleyeceğim yaklaşık olarak bu. Ama bunu yapmak için de tabii biraz çalışmak lazım ve de ikisinin de temeli olabilecek uslanlama ve mantık noktasından hareket etmek lazım. Yoksa şeyi çoğaltmanın, modelleri çoğaltmanın, bilmem neyi çoğaltmanın hiçbir anlamı yok. İnanır mısınız? Şimdi şeyi irdelediğimde, spiral dinamikleri irdelediğimde ilkin 8 taneyle başlamışlar. Biri 7'ye indirmiş, öbürü 9'a çıkarmış. Son zamanlarda bu sefer de 11'e çıkarmışlar sayıları. Yani böyle açık arttırmaya girmiş gibi bir tutum içerisinde. Sebep ne? Hep daha fazla analitik olarak daraltma var burada. Analitik daraltmacılık veyahut da indirgemecilik aşırı bir şekilde sayıları çok arttırıyor fakat şeyi kaybediyor. Genel görünümü kaybediyor. Bunu engellersek pek çok teorinin birbiri içerisinde komensualizm denilen bir kavram vardır. Birbiri içerisinde birbirine paralellikler yaratabileceği şeklindeki bir noktaya gelmek mümkün olabilir. Evet. Çok güzel Mustafa, bunu bir kere daha anlatman lazım, yalnız biraz şey geldi. Yani mantıkla bu anlattığın kültür konusunu bir araya getirip bir yerden çıkarıp mantığı devreye sokmak çok güzel bir şey. Benim bir kere daha dinlemeye gönlüm var onu. Ama vaktimiz daralıyor arkadaşlar. Başka sorusu olan varsa alalım. Yani bu söylemek istediğim bir şey var. Tabii. Şu beynin gelişmesiyle ilgili olarak, yani evrim süreci sırasında ateşin bulunuşu, yeme alışkanlıklarının değişmesi ve beynin gelişmesi hemen hemen aynı zamana denk geliyor.
Burada ya okuduğum bir yerden size aktaracağım. Tene kaslarını yöneten genlerde bir mutasyon oluşuyor. Eski maymunlarda ve primatlarda diyelim, çene kasları şeye kadar çıkıyor, kafatasının tepesine kadar çıkıyor. Bu mutasyon olduğu zaman kasların şeyi aşağı iniyor, kas yerleri ve buradan da beyin fırlayıp gidiyor. Yani tabii bu birkaç milyon yılda oluyor yani bu. Sinancığım ya. Sinancığım, evet. Her okuduğun şeyi anlatmaya kalkma bize ya. Biraz derle topla kafanda. Bir şey çıkar onu tartışalım. Yani her okuduğunu anlatırsan senin mikrofonun da biraz bozuk yani. Her okuduğunu anlatsam problem bana ayırırsınız. Yani. Neyse Sinan'ınkini evet. Biraz tamamlayalım madem ki. Şimdi arkadaşlar Sinan bir yerden giriyor ama mutasyondan girdi. Biliyorsunuz evrim teorisinde mutasyon ne demektir? Bir değişim olacak demektir. Peki o değişim istediği kadar olsun. Eğer çevresel bir baskı yoksa o eliminasyon denilen olay olmazsa doğal seçilim mutasyonun hiçbir anlamı yoktur. Şimdi Sinan öyle deyince... Bir, sana... tabii. Bir dakika Sinan bir dakika. Şimdi mutasyon deyince bir değişim var. O değişim tamam ama evet. O değişimin etkin olaraktan genlere yansıyabilmesi için uzun vadede muhakkak çevre baskısıyla eliminasyon olması lazım diğer başka genlerde. Yani beynin büyümesinin arkasında bir gen oluştuğu için değil, oluşan bir geni ortaya çıkaracak olan bir ortam yaratılması lazım. O ortam ne? Ateşin kullanılması. Kullanılınca ne yapmış oluyorsun? Doğrudan doğruya eti pişiriyorsun. Böylece beyin, çene kaslarında harcadığın enerjinin çok azına inmeye başlıyorsun. Çok azına inince boyuna giden her şey tamam olduğu halde beynin beyne giden damarlardaki kan nedeniyle beyin çok beslenmeye başlıyor. Beslendikçe gelişmeye başlıyor. Yani sen mutasyonun tek başına bir şekilde olay yaratacağını düşünürsen o zaman evrimi yarım bırakmış olursun. Olmaz tabii. Evet, doğru söylüyorsun. Seleksiyon yapacaksın yani. Bir baskı yapacak ve senin olumlu olan geninin zaman içerisinde gelişmesini sağlayacak bir ortam yaratacaksın. Buna da doğal değişiklik, seleksiyon ayıklama diyoruz. O değişiklik işe yarayacak yani. İşe yaramalı ki kalıcı olsun. Evet. Burak'cığım sende. Pekala Ateşen abi, teşekkür ederiz. Forum kısmını da kapatmış olduk. Ben tekrar bizim Kadıköy Düşünce Platformu'nun sosyal medya adreslerini göstermek isterim müsaadenizle. Ha, pardon, onun öncesinde şöyle bir yönteme geçtik. Bir dakika, hoppa. Tekrar şu sunumu açmak istiyorum ama beceremiyorum. Kusuruma bakmayınız. Evet, müsaadenizle. Evet, bundan sonrası için şöyle bir düşüncemiz oldu. Bir sonraki forumda üzerinde konuşulması için ya da Mustafa Bey'in sunduğu seminerlerin altyapısının biraz daha hepimizin zihninde yerleşmesi için haftanın sorusu diye tabir edebileceğimiz bir geldi galiba. Bir yeni özellik düşünelim dedik. Yani kısaca gelecek haftaya toplantıda hazır bulunanlar tarafından cevaplanması adına şöyle bir soru ortaya atmak istiyoruz. Ben doğrudan okuyayım sizin adınıza. Bilimsel bilginin epistemik oluşum sürecinin Alman felsefesinde anlatılan üç aşaması Türkçe'de birbirini izleyen hangi üç sözcükle ifade edilmektedir? Bilenler cevap vermiyor. Haftaya konuşmak üzere. Bu soruyu da kapatıyorum.
Şöyle tekrar bir gözden geçirirseniz, kafanızda bir düşünürseniz ya da bir not alırsanız seviniriz. Haftaya bunun üzerine ufak da olsa bir ortak bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ben izninizle toplantıyı da kapatmak istiyorum. 1281. toplantımız her hafta gene cumartesi 15.30-17 saatler arasında devam edecek. İsterseniz tüm sosyal medya ortamlarından bizim duyurularımızı, videolarımızı ve paylaşımlarımızı takip etmeniz mümkün. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram'a girip Kadıköy Düşünce yazmanız yeterli olabiliyor. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.